أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamim. Bu kitabın vahyolunup bölüm bölüm indirilmesi, aziz ve alim, üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah tarafındandır. O aynı zamanda günahları bağışlar, tövbeleri kabul buyurur. Ama cezalandırması da çetin olup, lütuf ve ihsanı pek geniştir. Ondan başka Tanrı yoktur. Dönüş yalnız O'na olacaktır. Allah'ın ayetlerine karşı, ancak kâfirler mücadele ve husumet ederler. Fakat onların şimdilik dünyada rahat rahat dolaşmaları seni tasalandırmasın. Kendilerinden önce Nuh halkı, onlardan sonra gelen daha bir takım gruplar da dini yalan saydılar. Her toplum tartaklamak için rasullerine karşı harekete geçtiler ve hakkı yıkmak için bir takım batıl iddialar ileri sürdüler. Ama ben de onları kıskıvrak yakalayıverdim. İşte düşünün, benim cezalandırmam nasılmış bir görün. İnkârcıların cehennemlik olduklarına dair Rabbimin hükmü böylece kesinleşti. Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rablerini zikir ve ona hamd ederler. Ona gerçekten inanır ve müminler için şöylece af dileyip dua ederler. Ey ulu Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları affet ve onları cehennem azabından koru. Ey bizim ulu Rabbimiz! Sen onları ve onlarla birlikte babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi kimseleri kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine yerleştir. Muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin. Hem onları kötülüklerden, günahlardan koru. Sen kimi dünyada kötülüklerden korursan, muhakkak ki ona ukbada merhamet edersin. İşte asıl kurtuluş ve büyük mutluluk da budur. Kâfirlere şöyle nida edilir. Allah'ın size gazabı, sizin kendinize olan buğzunuzdan daha şiddetlidir. Zira siz, imana davet edildiğinizde, ret ve inkâr ederdiniz. Onlar ise, Ya Rabbena derler, sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. İşte günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi telafi etme için buradan çıkmaya bir yol yok mudur? Onlara şöyle cevap verilir. Bu hale düşmenizin sebebi şudur ki, Allah'ın birliğine inanmaya çağrıldığınızda reddederdiniz. Ama onun eşinden, ortağından bahsedildiğinde inanırdınız. Artık şimdi hakkınızdaki karar, o çok ulu ve yüce Allah'a aittir. Size kudret ve hikmetine dair delillerini gösteren, gökten size rızık indiren O'dur. Fakat ancak gönülden Allah'a dönen kimse düşünüp ibret alır. O halde kâfirler hoşlanmasalar da, siz ibadeti gönülden ve yalnız Allah'a yaparak O'na dua edin. O dereceleri yükselten, arş sahibi olan Allah, o büyük buluşma gününün dehşetini haber vermek için, kullarından dilediğine emrini tebliğ için ruhu indirir. O büyük buluşma günü, bütün insanların mezarlarından kalkıp meydana çıkarıldıkları bir gündür. Öyle ki onların işlerinden ve hallerinden bir tek şey bile Allah'a saklı kalamaz. Allah onlara şöyle hitap eder. Bugün mülk ve hakimiyet kimin? Mutlak galip, tek hakim olan Allah'ın. Bugün her kişi ne işlemişse onun karşılığını alır. Bugün kimseye haksızlık edilmez. Muhakkak ki Allah
hesapları pek çabuk görür. Onları yaklaşan müthiş güne karşı uyar. Yürekler ağza gelir, yutkunur da yutkunurlar. O zalim kâfirlerin ne dostları, ne de sözüne itibar edilir şefaatçileri olabilir. O gözlerin hain bakışını ve kalplerin sakladığı bütün şeyleri dahi bilir. Allah, hakkı ve adaleti gerçekleştirir. Müşriklerin yalvardıkları putlar ise, hiçbir iş yapamazlar. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve görür. Hiç dünyada dolaşıp da, kendilerinden önce gelip geçenlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar gerek kuvvet, gerekse dünyada bıraktıkları eserler yönünden, kendilerinden daha güçlüydiler. Öyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıp cezalandırdı. Ve Allah'a karşı kendilerini koruyan da çıkmadı. Böyle oldu. Zira peygamberleri kendilerine açık açık delillerle geldikleri halde, bunlar onları ret ve inkar ettiler. Allah da onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o pek kuvvetlidir, cezası da çetindir. Gerçekten biz Musa'yı, ayetlerimiz, mucizelerimiz ve apaçık bir yetkiyle Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar, bu yalancı bir sihirbazdır, dediler. Gerçekten biz Musa'yı, ayetlerimiz, mucizelerimiz ve apaçık bir yetkiyle Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar, bu yalancı bir sihirbazdır, dediler. Musa, onlara bizim tarafımızdan gerçeği getirince, onun yanında bulunan müminlerin oğullarını öldürün, kızlarını ise hayatta bırakın, dediler. Fakat kâfirlerin hile ve tuzakları boşa çıkar. Firavun, bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın bakalım, o kendisini kurtaracak mı? Zira bu gidişle onun, sizin dininizi değiştireceğinden veya ülkede anarşi çıkaracağından endişe ediyorum, dedi. Musa da şöyle dedi. Ben, ahirete, hesap gününe inanmayan her kibirli ve zorbadan, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Firavun hanedanından olup, o zamana kadar iman ettiğini saklayan biri kalkıp şöyle dedi. Ne o, siz bir insan, Rabbim Allah'tır dedi diye kalkıp onu öldürecek misiniz? Halbuki o, Rabbiniz tarafından açık belgeler ve mucizeler de getirdi. Eğer yalan söylüyorsa, yalanı zaten kendisinin aleyhinedir. Ama şayet doğru söylemişse, en azından onun sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şu bir gerçektir ki, Allah haddi aşan, yalancı kimseleri iflah etmez. Ey benim sevgili milletim! Bugün hakimiyet sizindir. Ülkede üstünlük sizdedir. Ama yarın Allah'ın azabı başımıza gelir çatarsa, söyler misiniz hangi kuvvet bizi kurtarabilir? Buna karşılık Firavun, ben size sadece kendimce uygun bulduğum görüşü bildiriyor ve size tutulması gereken doğru yolu gösteriyorum, dedi. O imanlı zat bunun üzerine, ey benim milletim, dedi. Ben sizin hakkınızda Nuh milletinin, Ad milletinin, Semud milletinin ve ondan sonraki milletlerin başına gelen akıbetin sizin de başınıza gelmesinden endişe ederim. Yoksa suçsuzlara azap etmek suretiyle Allah kullarına zulmetmek istemez. O imanlı zat bunun üzerine, ey benim milletim, dedi. Ben sizin hakkınızda Nuh milletinin, Ad milletinin, Semud milletinin ve ondan sonraki milletlerin başına gelen akıbetin sizin de başınıza gelmesinden endişe ederim. Yoksa suçsuzlara azap etmek suretiyle Allah kullarına zulmetmek istemez. Ey benim milletim! Ben sizin hakkınızda o feryad-ü figan gününden, birbirinizden imdad isteyeceğiniz günden endişe ediyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmak istersiniz ama
ne çare? Sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse bulunmaz. Evet, Allah kimi şaşırtırsa artık ona yol gösteren olmaz. Daha önce Yusuf da size açık açık delillerle gelmiş, siz onun getirdiği gerçek hakkında da şüphe edip durmuştunuz. Nihayet vefat edince, ondan sonra Allah artık hiçbir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah, haddi aşan, şüpheci kimseleri böyle şaşırtır. Kendilerine ulaşmış hiçbir delile dayanmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri tartışanların bu hareketleri, hem Allah indinde hem de iman edenler yanında pek büyük bir gazaba yol açar. İşte Allah, her kibirli ve zorbanın kalbini böylece mühürler. Firavun, Haman, benim için bir kule inşa et, dedi. Umarım ki böylece yükselebilir, göklere yol bulur da Musa'nın tanrısına ulaşırım. Gerçi ben onun yalancı olduğunu zannediyorum ya, neyse. İşte böylece Firavun'un kötü gidişatı kendisine cazip göründü ve yoldan çıkarıldı. Sonuç itibariyle Firavun'un hilesi ve düzeni de tamamen boşa gitti. Firavun, Haman, benim için bir kule inşa et, dedi. Umarım ki böylece yükselebilir, göklere yol bulur da Musa'nın tanrısına ulaşırım. Gerçi ben onun yalancı olduğunu zannediyorum ya, neyse. İşte böylece Firavun'un kötü gidişatı kendisine cazip göründü ve yoldan çıkarıldı. Sonuç itibariyle Firavun'un hilesi ve düzeni de tamamen boşa gitti. İman eden zat şöyle devam etti. Ey benim halkım! Gelin bana uyun ki size doğru yolu göstereyim. Ey benim milletim! Bu dünya hayatı basit bir metadan, geçici bir eğlenceden ibarettir. Ahiret ise işte asıl yerleşecek yer orasıdır. Kim bir kötülük işlerse sadece o kadar cezalandırılır. Ama mümin olarak ister erkek ister kadın kim makbul ve güzel bir iş yaparsa işte onlar cennete girer ve orada hesapsız nimetlere nail olurlar. Ey benim sevgili milletim! Nedir bu başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa davet ederken siz tutup beni ateşe çağırıyorsunuz. Çünkü benim Allah'ı inkar etmemi ve onun ortağı olduğuna dair hiçbir bilgim olmayan şeyleri kendisine ortak koşmamı teklif ediyorsunuz. Ben ise sizi üstün kudret sahibi ve mağfireti pek bol olan o aziz ve gaffarın yoluna davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki sizin beni tapmaya davet ettiğiniz putların ne dünyada ne de ahirette asla kendilerine ibadete davet yetkileri yoktur. Şu kesin ki, hepimizin dönüp varacağı yer, Allah'ın huzurudur. Ve haddi aşanlar, cehennemi boylayacaklardır. Size söylediğim şu sözleri yakında hatırlayacaksınız. Artık ben, işimi Allah'a bırakıyorum. Çünkü Allah, kullarını pek iyi görmektedir. Allah, onu kâfirlerin tuzaklarının şerrinden korudu. Firavun hanedanını da kötü azap kuşatı verdi. Onlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet koptuğunda da haydi Firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun denilir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıflar dünyada büyüklük taslayanlara biz bunca zaman size tabi olduk. Bari ateş azabının bir kısmını olsun kaldırabilir misiniz? Büyüklük taslayanlar da, bizim hepimiz ateşin içindeyiz. Allah kulları arasında vereceği hükmü verdi. İş bitti. Ateşte olanlar bu sefer, cehennem bekçilerine, ne olur Rabbinize bizim için yalvarın, bir gün olsun azabımızı hafifletsin derler. Onlar, peygamberleriniz size açık açık delillerle gelmediler mi? Deyince, evet diye cevap verirler. Bu defa onlar, o halde siz kendiniz yalvaracaksanız yalvarın derler. Kâfirlerin duaları ise
neticesiz kalır. Biz rasullerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin çağrılıp dinlendiği günde elbette yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlara sadece lanet vardır. Onlara sadece kötü bir yurt vardır. Biz gerçekten Musa'ya doğru yolu gösteren rehberi verdik ve İsrail evlatlarını kitaba varis yaptık. O kitap, aklı selim sahipleri için bir hidayet rehberi ve öğüt kaynağıdır. O halde sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Hem günahından istiğfar et. Sabah akşam Rabbine hamd ederek zikir ve ibadete devam et. Kendilerine ulaşan hiçbir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri tartışanların içlerinde olan duygu, sırf bir büyüklük kompleksinden başka bir şey değildir. Ama onlar, o özendikleri dereceye asla ulaşamazlar. Sen onların şerrinden Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi tam manasıyla işitir ve bilir. Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir. Ama insanların çoğu, gerçeği bilmezler. Görmeyen de gören bir olmaz. İman edip, makbul ve güzel işler yapanlarla, hep kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz. Kıyamet, yani dirilme ve duruşma saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yok. Fakat insanların ekserisi buna inanmazlar. Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin ki size karşılık vereyim. Zira bana ibadet, yani dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler, zelil ve rezil olarak cehenneme gireceklerdir. Allah, sükûnet bulup dinlenmeniz için geceyi yarattı. Etrafınızı görüp çalışabilmeniz için de aydınlık olan gündüzü var etti. Doğrusu Allah, insanlara büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların ekserisi şükretmezler. İşte Rabbiniz, bütün bunları yapan, her şeyi yaratan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da bu gerçeği kabul etmekten vazgeçiyorsunuz? Gerçek durumu bile bile Allah'ın ayetlerini inkar edenler aynı şekilde haktan yüz çevirmişlerdi. Allah o yüce zattır ki sizin için yeryüzünü yerleşme yeri, göğü de kubbeli bir çatı yapmış, size suret verip suretlerinizi de güzel kılmış ve sizi helal, hoş nimetlerle rızıklandırmıştır. İşte sizin Rabbiniz olan Allah, bu zattır. Demek, alemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir. Tam manasıyla diri olan, yalnız O'dur. Ondan başka Tanrı yoktur. Öyleyse, ibadeti gönülden olarak ve yalnız O'na yapın, yalnız O'na yalvarın. Bütün hamd ve övgüler, âlemlerin Rabbi Allah'adır. De ki, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize tapmam yasaklandı. Ve bana, âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Odur ki sizi, atanız Adem'i, topraktan, sonra tek tek siz insanları da, bir meniden, sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden yarattı. Sonra sizi analarınızın karnından bebek olarak çıkarır. Derken sizi güçlü kuvvetli bir çağa eriştirir. Sonra ihtiyarlığa varacak kadar yaşatır. İçinizden kimi daha da önce öldürülür. Kiminizin ömrü bir vadiye kadar uzatılır. Olur ki, aklınızı kullanıp bunları düşünürsünüz diye böyle yapar. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmedince, sadece ol der.
O da hemen oluverir. Baksanıza, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara, ileri geri konuşanlara, nasıl oluyor da haktan vazgeçiriliyorlar? Kitabı ve elçilerimizle gönderdiğimiz buyrukları yalan sayanlar, suçlarının neticesini yakında öğreneceklerdir. Boyunlarında demir halkalar, ayaklarında zincirler olarak, önce kaynar suya sürüklenecek, sonra da ateşte cayır cayır yakılacaklardır. Boyunlarında demir halkalar, ayaklarında zincirler olarak, önce kaynar suya sürüklenecek, sonra da ateşte cayır cayır yakılacaklardır. Sonra da kendilerine şöyle denilecektir: Allah'tan başka ona şerik saydığınız putlar nerede? Onlar bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular. Daha doğrusu biz taptıklarımızın bir hiç olduğunu şimdi anladık. Meğerse bizim taptıklarımız bir hiçten ibaretmiş. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır. Sonra da kendilerine şöyle denilecektir: Allah'tan başka ona şerik saydığınız putlar nerede? Onlar bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular. Daha doğrusu biz taptıklarımızın bir hiç olduğunu şimdi anladık. Meğerse bizim taptıklarımız bir hiçten ibaretmiş. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır. Bu şaşırtmanın sebebi, dünyada haksız yere şımarıp kibirlenmeniz ve taşkınlık yapmanızdır. Haydin, içinde devamlı kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Kibirlilerin yeri ne kötü bir yerdir. Sabret, çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de, yahut senin ruhunu yanımıza alsak da, onlar mutlaka sonunda dönüp huzurumuza geleceklerdir. Biz senden önce de birçok elçi gönderdik. Onlardan bazısını sana anlattık, bazısını ise anlatmadık. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmaksızın bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak ve adaletle hükmolunur ve batıl yolda olanlar, özellikle ısrarla peygamberin azap getirmesini isteyenler, hüsrana uğrarlar. Allah, o yüce zattır ki, sizin bilmeniz için hayvanlar yaratmıştır. Hem onların bazılarının etlerini de yersiniz. Sizin onlarda bir takım başka menfaatleriniz de vardır. Ayrıca içinizden hissettiğiniz bir ihtiyacı onlara binerek ve yükünüzü yükleyerek giderirsiniz. Karada onların, denizde gemilerin üzerinde taşınırsınız. Allah böylece size kudretinin alametlerini gösterir. Artık Allah'ın hangi delillerini inkar edebilirsiniz? Onlar hiç dünyayı gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önceki ümmetlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görüp ders alsınlar? Oysa onlar, kendilerinden gerek kuvvet, gerek ülkede bıraktıkları eserler bakımından daha ileriydiler. Ama onların elde ettikleri bu özellikler kendilerine fayda vermedi. Feci akıbetlerini önleyemedi. Resulleri onlara açık açık delilleri getirdikçe, bunlar kendilerinde bulunan bilgiyle şımarıp böbürlendiler. Peygamberlerin getirdiği hidayetle alay ettiler. Sonunda alaya almalarının cezası kendilerine her taraftan kuşatıverdi. Onlar bizim azabımızın şiddetini görür görmez, Allah'ın birliğine iman ettik, ona şerik saydığımız putları da ret ve inkar ettik, dediler. Fakat şiddetimizi gördüklerinde iman etmeleri kendilerine fayda sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında cari olan uygulaması hep